Görkem Sevindik, 1986 yılının Ekim ayında Adana'da doğdu. Eğitimini Adana'da tamamlayan Görkem Sevindik, en büyük hedefi oyuncu olmaktı. Oyunculuk hayali için İstanbul'a gelen oyuncu, kendisini geliştirmek için çok çalıştı. İstanbul'da hayallerini gerçekleştirmek için Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne gidip eğitim almaya başladı. Daha sonra Uğur Uludağ tiyatro ekibine katıldı. Besmodul yarışmasına katılan Görkem Sevindik finalde elenmiştir. 2011 yılında Kalbim Seni Seçti televizyon dizisinde izleyicileriyle buluştu. 2010 yılında Bilinmeyen Yaşın Yorgunu adlı sinema filminde Berkcan isminde rol aldı. Farklı hayatları olan Handan ve Ömer'in yaşadıklarını konu alan filmin başrollerinde Ebru Cündübeyoğlu, Sermiya Midyat, İdil Fırat, Gürbey İleri, Ezgi Eyüpoğlu, Ozan Osmanpaşaoğlu yer aldı. Ana Film Akademisi'nin açıldığını duyduktan sonra görüşmeye gitti. Burada tanıştığı Raci Şaşmak ile görüşmesinden sonra Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide rol aldı. Dizide Pusat rolüyle karşımıza çıktı. Dizi, uluslararası alanda yayılan büyük bir suç şebekesinin Türkiye'de yapmak istediklerini ve Polat Alemdar'ın yaptıklarını anlatıyor. Uzun yıllardır süren dizinin başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban, Erhan Ufak ve Çiğdem Batur gibi pek çok oyuncu yer aldı. 2015 yılında yönetmenliğini Onur Tanım, senaristliğini ise Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdenir'in yazdığı Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Müjde Uzman ve Tarık Ünlüoğlu gibi birçok ismin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı televizyon dizisinde yer aldı. Burada Ustura Yavuz rolüyle karşımıza çıktı. Dizide 3 sezon oynayan oyuncu yine başarılı bir performans sergilemişti. Şimdilerde çok beğenilen Söz dizisinde Üst Çavuş Mücahit yani Keşanlı olarak rol almaktadır. Başrollerini Çağan Atakan Arslan, Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı Söz adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Kadir İnanır'ın hayranı olan Görkem Sevindik, Otelikoma Servisi'nin bir bölümüne Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın oynadığı Selvi Boydum Al Yazmalı filminin bir repliği olan Sevgi Neydi, Sevgi Emekti sözlerini yazdırmıştır.